Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Düşünsene, Hızır bendim, Elif Genç. Düşünsene, Hızır bendim. Annem, babamı böyle diyerek ikna etmeye çalışmış. Onu nasıl bulduğunu kucağına alır almaz, hiç garipsemeden kendisine nasıl sarıldığını anlatmış. Gömleğinin cebindeki sigara paketini çıkarıp bir dal yakmış babam. Olanlar hoşuna gitmese de annemin yıllar süren çocuk hasretini bildiğinden çok üstüne gitmek istememiş. Ama içinde de tutmamış. Kimdir, nedir, it var, uğursuz var, aldın getirdin eve diye söylenmiş. Annem babamın söylediklerini duymamış gibi, olanları hiç anlatmamış gibi tekrar başa almış. Sabah namazından sonra uyku tutmadı. Bütün gece kar yağmış, perdeyi bir açtım, her yer bembeyaz. İçimi tuhaf bir his sardı. Çocukluk günlerimizi hatırladım. Babalarımız işten dönünceye kadar oynardık. Kara bata çıka eğlenirdik. Siz mahalleden taşınıncaya kadar hiçbir şeyi özlememiştim ben. Siz gidince ilk defa bir şeyleri özlemeye başladım. Var olduğunu bildiğim bir şeyi özlemek. Sonra sen temelli geldin bana. İşte perdeyi açıp etrafı bembeyaz görünce yine içimi özlem sardı. Bu seferki var olduğunu bildiğim bir şeyi özlemek değildi. Hiç tatmadığım bir şeyi özledim. Olmayan bir çocuğu özledim. Yürümek istedim. Sanki yolum o çocuğa çıkacakmış gibi karda yürümek. Sokak boş. Kaldırım bembeyaz. Karda hiç ayak izi yoktu. Çizmelerimle izleri ben açtım. Benim ayak izlerimin yanında bir çocuğun da ayak izi olsun istedim o an. Çok istedim Sabri. O kalabalık caddeye çıkarken buldum kendimi. Kaldırım hala bembeyazdı. Kedi köpek bile geçmemiş. Yolu karşıya geçtiğimde bana ait olmayan ayak izlerini gördüm. Küçücük. Peşine takıldım. Yürüdükçe yürüdüm. Dükkanlar açılmamış, herkes mi uykusundaydı? Bir beni mi uyandırmıştı Allah? Ayak izleri bir barakanın önünde bitti. Beni içeri davet eder gibiydi. Bir süre öylece baktım, merak ettim. İçeride kim yaşıyordu? Pencereye siyah kalın bir naylon gerilmişti. Tahta kapı çürümüştü. Sıkı sıkı giyinmiştim ama beklerken üşüdüm. O barakanın beni ısıtmayacağını bilsem de ısınayım diye iteledim kapıyı. Orada tek başına dizlerini karnına çekmiş, kendi içine büzülmüş kalmış. Ondan başka kimse yoktu. Kucağıma aldım. Bana sarıldı. Çözüldüğümü hissettim. Sanki ondan önce kat katıymışım. Isındım. O da benim kucağımda ısınsın istedim. Öyle güzel sarıldı ki. Nasıl bırakayım Sabri? Babam üçüncü kez dinlediği olaya yine aynı tepkiyi vermişti. Kimin çocuğu? Bilmeyiz etmeyiz, aldın eve getirdin. Bardaktaki son yudumu içmiş, sigarasını çay tabağına bastırıp pencereye gidip tipiyi seyretmiş. Şu havada bıraksaydım da donsa mıydı yavrucak? Düşünsene Sabri, Hızır bendim. Yanına gidip koltuğun kenarına oturmuş baba. Uzanıp sol kaşının üzerinden annemi öpmüş. Akşama kadar evde çocukla yaşamışlar. Annem yaşamış daha doğrusu, babam seyretmiş. Annemin çocuğu yıkayışını, kıyafetlerini yıkayıp sobada çabucak kurutmaya çalışmasını. Beraber yemek yemelerini seyrederken sigara paketini bitirmiş. Gece annem uyuyunca çocuğu alıp karakola götürmüş. İşte ben bu olaydan bir yıl sonra doğmuşum. Annem her doğum günümde bu olayı anlatır. Seni Allah o çocuğa merhamet ettim diye bağışladı bana der. İsminden başka hakkında bir şey bilmediğimiz bir çocuk 15 yıldır her doğum günümde anılırdı. Nereden bilecektik ki bir gün tekrar hayatımıza gelecek? Annem onu sol kaşının üstündeki o garip lekeden tanıdı.
Pazardan dönüyorduk, babam, annem, ben. Evimizin karşısındaki arsada derme çatma bir kulübe vardı. Bir süredir orada birinin kaldığını biliyorduk ama kim olduğunu görmemiştik. Biz kulübenin önünden geçerken dışarıya çıktı. Perişan bir hali vardı. Annem onu görünce kala kaldı. Babam da birbirlerine baktılar, tanıdılar. Annem poşetleri yere bıraktı. Babam bir eliyle annemin kolundan tutup diğer eliyle yerdeki poşetleri aldı. Saçmalama dedi. Ama bu o. Oysa o çocuk vardı yanımızda. Başımıza iş açma. Haline baksana şunu. Haline baktık. Hali hal değildi. Eve girdik ama annem duramadı. Hemen pencereye koştu. Şaşkındı, heyecanlıydı. Kayıp çocuğunu bulmuş gibi. Bir zamanlar Hızır olduğunu hatırlamış gibi. Annemi sadece birkaç gün tutabildik. Bir akşam tepsiye sıcak yemek, birkaç dilim ekmek koymuş halde kapıdan çıkarken yakaladık. Kimi kimsesi yok, yazık değil mi Sabri? Babam ses etmedi. Annem döndüğünde, Musa beni hatırladı, dedi. O günden sonra annem her akşam Musa'ya yemek götürmeye başladı. Musa geldi mi, Musa uyandı mı? Ailemizin reddedilen çocuğu gibiydi Musa. Babamın küs çocuğu. Annemin eve alamasa da elini üzerinden çekmediği çocuğu. Merhamet, dua, imtihan, samimiyet, Allah. Annemde karşılığı çoktu Musa'nın. Musa'nın dönüşünü beklerdik. Annem o gelmeden asla uyumazdı. Gözümle göreyim geldiğini derdi. Böyle geç saatlere kadar kalmasına da üzülürdü. Onu evsiz bırakan kendisiymiş gibi içerler, küskün kalırdı. Bu duruma babam sinirlenir, kapatın ışıkları da uyuyun, biz mi bekleyeceğiz elin sahipsizini, derdi. Annem, babam söylenmesin diye Musa'nın yemeğini daha fazla bekletmez, o zaman götürüp kulübesine bırakırdı. Musa geciktikçe mümkün değil yatağına giremez, soğudu yemek diye bu sefer de buna üzülürdü. Sanki onu evsiz bırakan da, soğuk yemekle cezalandıran da kendisiydi. Musa'yı kulübede yakalarsa ne olacak senin bu halin diye nasihate başlardı. Gelmediği gecelerin hesabını sorardı. Musa konuşmak istemese de annemin sesinden incindiğini anlayınca diklenmez, huysuzlanmaz anlatırmış. Kerpetenle laf alıyorum ağzından diyerek annem anlatmaya başlardı. Üşenmiyor da buradan sahile kadar yürüyormuş. Arasının iyi olduğu bir balıkçı varmış. Onun sandalına kıvrılıp uyuyormuş. Seviyormuş suyun sallantısını. Soğuğa nasıl dayanıyorsun diyorum da umurunda değil. Özlüyorum diyor. Özlediği ne kendi de bilmiyor. Sonra ne olduysa oldu günlerce gelmedi Musa. Pencereden kontrol edemeyeceğini anlayan annem kulübesine gidip bakmaya başladı. Nasıl bıraktıysam öyle, gelmemiş diyordu. Karakola gittik babamdan gizli. Annem Musa'yı bulun diyordu. Elimizde isminin Musa olduğundan başka bilgi yoktu. Robot resmini çizdirdi. Sol kaşının üstündeki lekeyi tekrar tekrar anlattı. Onu görseniz hemen tanırsınız dedi. Bekledik. Telefon çalacak, kapı vurulacak, bir haber gelecek diye bekledik. Eşek kadar olmuş, kaybolamaz ya artık, bulurlar elbet, diyordu annem. Musa ile ilgili bir haber alsa cennetle müjdelenecekti sanki. Musa'yı karanlıktan çekip çıkarmış gibi Allah'ın karşısına alnak çıkacaktı. Sen beni onun aracılığıyla defalarca sınadın. Ben de kaybedenlerden olmamak için doğurmadığım o çocuğu sahiplendim. O çocuğun mucizesi ben olayım istedim Rabbim. Öz olanın tanımadığı çocuğu ben tanıdım. İçime yerleştirdiğin merhametle tanıdım. Hesap günü Allah'a bunları söyleyecekti annem. Musa'yı tanıdığını zannederken kendini tanıyacak, Allah'ı tanıyacak. Musa da Allah'ı görecekti annem. Günler sonra karakoldan haber aldık. Günler sonra tanıdılar. Suyun sürükleye sürükleye
kıyıya vurduğu cesedi. Annem bunu öğrendiğinde, "Bu çocuğun özlediği neydi?" dedi. "O hiç söylemediği derdi. Neydi de toprak dinlendiremedi, denizler attı kendini." Dünyaya dert olmamak için derdini içinde tutmuştu Musa. Hiçbir ağırlık bırakmadan gitmek için, kimseye ağrı olmadan. Oysa her kadının içinde birilerine anne olma ağrısı. Musa'nın o soğukta denizde işi neydi? Annem peşini bırakmadı. Gitti buldu balıkçıyı. "Musa neden denize açıldı?" dedi. "Denize daha önce açıldığı olmamıştı," dedi balıkçı. "Ben de bilmiyorum. Akşam sandaldaydı. Ertesi gün sandalı yerinde görmeyince işkillendim. Polise haber verdim," dedi. Sandal açıklarda bulunmuş. Günler sonra kıyıda ceset. Sol kaşının üstünde dizlerini karnına çekmiş, kendi içine kapanmış. Cenini andıran o leke. Polisler hemen anlamış Musa olduğunu. Musa'nın kim olduğunu, yıllarca nerede kaldığını, denize neden açıldığını hala bilmiyoruz. "Yine görünüp kayboldu," dedi annem. "Ama bir daha çıkmayacak karşımıza. Artık yeri yurdu belli. Kimsesizler mezarlığı." "Biz imtihanı kazandık mı Sabri?" dedi. Babam gömlek cebini yokladı. 3 gün önce sigarayı bırakmıştı. Paket almak için dışarı çıktı. Annem babamın arkasından pencereye gidip Musa'nın kulübesine baktı. Savaştan kaçıp gelen bir aile yerleşiyordu.